Hazreti Ömer zamanında... İyi midir abi? Eyvallah. Biraz ortalayabilir misin acaba bunu? Ya da biraz bu alanı büyütebilir misin şöyle? Belki eski bir haritada Basra'yı falan gösterseydi iyiydi. Neyse. Buradan görüyor musunuz Basra'yı? Yok. Evet, Şam, Kahire, Basra ve Küfe. Onlar yan yanadır. Küfe, Hazreti Ömer'in kurmuş olduğu bir şehirdi. Karargâhtı, daha sonradan şehirleşti. Şu anda Necef'e bağlıdır. Basra eskiden beri, hatırlayın ta Babil'den beri çok önemli. Zaten Basra Körfezi'nin bittiği yerdir. Tarihi bir şehirdir. Şam yine tarih derslerinden hatırlayın. Ve Mısır. Bunların her biri ayrı birer medeniyetti. Hazreti Osman, Hazreti Ömer zamanında alınmıştı. Mısır valisi Amr bin As idi. Şam valisi, Hazreti Ömer'den bahsediyorum. Şam valisi Muaviye idi. Küfe valisi Sad bin Ebu Vakkas idi. Resulullah'ın dayısı. Ve Basra valisi Muire bin Şube idi. Ebu Musa el-Eşari idi. Bu ismi unutmayın. Ebu Musa el-Eşari idi. Dört vali buydu. En son dört vali. Sadece Sad bin Ebu Vakkas'ı görevden almıştı Hazreti Ömer. Dört yılı bittiği için. Onu da yanına danışman olarak almıştı. Muire bin Şube'yi getirmişti oraya. Benden sonra halifelerime bir yıl dokunmayın diyor. Hazreti Osman başa gelir gelmez ilk yaptığı şey nedir? Şimdi bir lambayı açabiliriz abi. İlk yaptığı şey nedir? Dikkat edin. Mervan bin Hakem'i yanına naib olarak seçti. Vezir olarak seçti. Mervan bin Hakem kim? Az önce size o Müslüman olduğunda Hazreti Osman onu bağlayan Hakem bin As'tan bahsetmiştim. Onun oğludur. Hakem bin As Hazreti Osman'ı ikna edemeyince iplerini çözer. Seni can evinden vuracağım diyor. Can evi Resulullah'tır. Ne zaman sokakta Resulullah'ı görse bu Hakem, Mervan'ın babası, Resulullah'ın taklidini yaparmış abartılı bir şekilde. Arkadan da güler bir şiir okur, bir hakaret yapar. İşte bakın o böyle yürüyor. Resulullah elini böyle yapsa bakın böyle yapıyor. Taberi diyor ki bir gün yine böyle yaparken Kabe'nin yanında hemen Resulullah birden bir döndü diyor, adam öyle kaldı diyor hayatı boyunca. Sonra diyor birkaç sene sonra kemikleri boşaldı ve hiçbir zaman elleri tutmuyordu diyor. Fetihten sonra Müslüman oldu. Hem Mervan hem babası. Fetihten sonra Müslüman oldu. Ve Resulullah'ın ayetiyle oynadığı rivayetle bir ayeti değiştirdiği için Hakem'den bahsediyorum, Mervan'ın babasından bahsediyorum. Ya da bir başka rivayetle Resulullah ile ilgili, kadınlarıyla ile ilgili bir sırrı öğrenip de insanlara söylediği için Resulullah onu sürer Taif'e. Müslüman olduktan sonra. Birkaç zaman sonra adam Resulullah'a mektup yazar. Geri döneyim diye. Resulullah der ki hayır dönmeyeceksin. Resulullah vefatından sonra Hazreti Ebubekir'e mektup yazar, Hazreti Ebubekir der dönmeyeceksin. Hazreti Ebubekir'e mektup Ömer'e mektup yazar, Hazreti Ömer der ki yaşadığına dua et. Ben affetmezdim. Hazreti Osman geldiği gün Hazreti Osman bunları çağıracak. Gelin diyecek. Ne yapacak? Ev verecek Beytülmal'den. Maaş bağlayacak Beytülmal'den. Bu baba oğula. Bakın oğlu Mervan neler yapacak sonra. Maaş bağlayacak. Hem o kadar yapacak ki bunu. Ümeyye oğullarından gelen gelene. Hicaz'ın ne kadar etrafında Ümeyye oğullarından adam varsa Medine'ye doluşan doluşana. Alayına Hazreti Osman maaş bağlıyor. Hem öyle yüksek miktarlarda maaş bağlıyor ki. Hazreti Ali diyor ki halkta dedikodu oldu ya Osman. Sen ne yapıyorsun? 70 yaşındaydı Hazreti Osman. Halife olduğu gün. Diyor ki müellefe-i kulüp yapıyor. Hatırlayın Hazreti Ömer müellefe-i kulübü kaldırmıştı. Ulan ne kalpmiş ya veriyoruz İslam'a ısınmıyorsunuz biz keriz miyiz demişti. Hazreti Osman tekrar geliyor. Ve Hazreti Ali'ye Ömer böyle yapmıyordu deyince ben Ömer gibi akrabalarına sırtını dönecek bir adam değilim diyor. Ben böyleyim. Taberi diyor ki o yıl İslam tarihinde Ümeyye oğulları yılı diye anlatılıyor şu anda hala. O yılı tarif etmek için Ümeyye oğullarının
çok para kazandığı yıl var ya, o yıl diye söyleriz diyor. Resulullah'ın kovduğu, iki halifenin kovduğu adamı alıp getiriyor ve yanına vezir yapıyor oğlu Mervan'ı. Bakın Mervan neler yapacak. İlk yaptığı şey buydu. İkincisi, Şam'da Muaviye Hazreti Ömer'in son 4 yıllık halifesidir. Eğer Hazreti Ömer yaşasaydı, büyük ihtimalle adeti olduğu üzere Muaviye'yi alacaktı görevden. Ama Hazreti Osman zamanında zaten öz amcasının oğludur, Ebu Sufyan'ın oğludur Muaviye. Ümeyye oğullarındandır ve öz amca oğludur. Mervan da onun öz amcası, biliyorsunuz. Hakem amcası zaten. Muaviye onun döneminde tekrar devam etti. İlk oradan başlayalım. Şam'da burada devam etti. Ve bakın Muaviye ile birlikte neler oldu? İlk 6 seneden bahsediyorum. Buradaki ordu Kıbrıs'a hareket edip Kıbrıs'ı fethetti. Muaviye ordusu Hazreti Ebubekir Azerbaycan'a kadar gelmişti. Muaviye ordusu bunu Türkmenistan, Özbekistan'a kadar devam etti, götürdü. Erzurum, Gürcistan'a kadar geldiler. Muaviye ordusu yaptı bunları. Kıbrıs'ı aldılar. Muaviye ordusu aşağı indi Mısır'ın kuzeyi. İskenderiye o zaman Hristiyan'dı. Hazreti Ömer zamanında da Hristiyan'dı. Orayı almamışlardı. Ayrı bir ülke gibiydi. O yüzden İslam kaynaklarında Hazreti Ömer'in aldığı yer Fustat diye geçer. Mısır'ın tamamı diye geçmez. Bugünkü sınırları aklınızdan silin. Buralar zaten Hazreti Ömer zamanında alındı. Tamam, bu hizmetin tamamı. Şuraya kadar Hazreti Ömer zamanındaydı. Şuraya kadar. İran yarıdan yarıya. Şu hat Müslümandı. Muaviye zamanında bu buraya gitti. Mısır, Libya, Tunus, Fas, Cezayir, Senegal. Tamamı Muaviye zamanında ve Muaviye'nin komutasında alındı. Zehir gibi bir zekaya sahipti bu. Büyük bir askerdi Muaviye. Ama Hazreti Osman'ın hatası nedir? Tamamını komutan olarak Muaviye'yi seçiyor. Buraların hepsinin komutanı Muaviye oluyor. Artık Muaviye ordu sayısı olarak Hicaz'dan daha fazla. Ama bir sorun yok. Amcaoğulları. Ve Muaviye bu bölgelerin tamamını almış. Tam bir yıl hiçbir valiye dokunmadı Hazreti Osman. Hazreti Ömer'in vasiyeti üzerine. Birinci yılın dolduğu gün, Hazreti Ömer'in öldüğü gün Mısır valisi azledildi. Yerine isimlerin karışacağını biliyorum ama çok önemli. Abdullah bin Ebi Serh getirildi Mısır valiliğine. Abdullah bin Ebi Serh. Muhirev-i Şube Küfe'den alındı. Yerine Velid bin Ukbe getirildi. Abdullah bin Ebi Serf, bakın vali kimdir? Fustat valisi. En önemli 4 şehirden birinin valisi. Biri zaten Muaviye. O aldı götürdü. Mısır valisi Abdullah bin Ebi Serf'tir. Kimdir? Öz amcaoğludur. Ve bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında Müslüman olmuş. Okuma yazma bildiği için fetihten sonra yine Müslüman olmuş. Okuma yazma bildiği için katiplik yapılmış. Diyor ki Resulullah mesela diyordu ki İnnallâhü semîl alîm. Ben yazıyordum ki İnnallâhü semîl hakîm. Fetihten önce Müslüman oluyor, özür dilerim. Ayetleri oynattırıyor. Daha sonra irtidat ediyor. Müslüman oluyor. İrtidat edip gidiyor. Tekrar Mekke'ye kaçıyor. Mekke'de ya diyor siz bu Muhammed'den mi korkuyorsunuz? Haşa. Bu adam safın teki ya diyor. Bu adam beni bana yazdırıyordu diyor ayetleri. Ben ayetleri yanlış yazardım diyor. Oku bakayım derdi diyor. Hafızam iyidir diyor. Ben onun dediğini okurdum. Sırtımı sıvazlardı. Aferin Abdullah. Şimdi git filanca kabileye bunu anlat derdi diyor. Gelen Müslüman olanlar bunu sürekli anlatıyor. Nasıl bir adammış ya Resulallah. Mekke'de herkes bu adamı konuşuyor. İnsanları Kabe'ye toplayıp seninle alay ediyor. Bir sene Müslüman olmuş. O bir senede Medine'de yaşanan her şeyi yalan yanlış anlatıyor o taraf. Ve ayetler üzerinde oynuyormuş adam.
Resulullah diyor ki hani o yedi kişi var ya Kabe'nin fethinde bunlar Kabe'nin örtüsünün altına da saklansa bulup öldürün diye. Yediden biridir bu Abdullah. Kaçar. Fetih günü kaçar. Birkaç gün sonra gece vakti Hazreti Osman'ın evine gelir. Yana yakıla, salya sümük. Resulullah seni çok sever. Sen Zinnureyn'sin. İki kızıyla evlendin. Beni öldürecek. Ben fermanı duydum. Allah aşkına diyor git bir şeyler söyle. O da alır tutar kolundan Hazreti Osman, Resulullah'a getirir Hazreti Osman. Ya Resulullah eman ver. Resulullah kafasını çevirir. Kabe'de oturuyorlar. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali, Hazreti Ömer hepsi böyle kalabalıklar. Fetih olmuş, büyük fetih gerçekleşmiş. Eman ver ya Resulullah. Hazreti Peygamber kafasını çevirir. Eman ver ya Resulullah çevirir. Benim hatırıma ya Resulullah üçüncü defa deyince Resulullah git diyor. Eman tamam onun ama buradan çıkın gidin diyor. Dönüp Hazreti Ömer'e habire elini kılıcını atar vurayım ya Resulullah deyip durursun. Adam üç defa bana söyleyene kadar neredesin be adam? Vursana şu adamın kafasını. Ben sana demedim mi bu adamı yakalarsanız öldürün. Hazreti Ömer diyecek ki vallahi bilemedim ya Resulallah. Adam eman almaya geldi senden. Ben bu adamı normalde görsem vuracaktım. Ama senden eman almaya geldi. Yanında da Osman var. Ben ne yapayım şimdi? Niye bir ima etmedin? Hiçbir peygamber ima yoluyla bir şey anlatmaz diyor Resulullah. Vurayım ya Resulallah. Şimdi diyor eman verdik artık adama. Şimdi bu adam Mekke Fustat valisidir. Koskoca Mısır'ın valisidir. Hazreti Osman döneminde. Hem de ilk yılın başında. Yani birinci yıl bitmiş, ikinci yılın başında. Küfe valisi. Muire bin Şube'den gitti. Resulullah'ın silah arkadaşıdır. En yakınlarındandır. Kime? Velid bin Ukbe'ye. Velid bin Ukbe kim? Müslüman olmuş. Hazreti Osman'ın öz amcaoğlu. Müslüman olmuş. Resulullah okuma yazma bildiği için zengin bu aile. Hepsi okuma yazma biliyor. Almış bunları Beni Mustalik, bugün Ürdün tarafındadır. Beni Mustalik üzerine zekat memuru olarak göndermiş. Beni Mustalik ile de Ümeyyeoğulları İslam'dan bilmem kaç yıl önce bir savaşmışlar. Velid'in bunlara karşı bir hıncı var. Gidip rüşvet ister adamlardan. Adam da der ki bizim hesabımız belli. Bizim vereceğimiz zekat şu kadar. Öyle mi öyle? Yolda zekatın bir kısmını cebine indirir, gider. Ya Resulallah bu adamlar diyor ki Muhammed'e söyle bu kadarla yetinsin. Yetinmiyorsa kendi bilir. Resulullah hemen ayağa kalktı. Dedi ki orduyu toplayın. Hemen gidiyoruz. Ayet geldi. Meşhur bir ayet. Biz 17 Aralık'ta çok söyledik bu ayeti. Hucurat suresinin 6. ayeti. Size bir fasık haber getirdiğinde onun peşini kollayın. Neymiş ne değilmiş araştırın. Yoksa bilerek ya da bilmeyerek birbirinize zarar vermiş olursunuz. Size bir fasık haber getirdiğinde diyor. Kimi söylüyor? Velid'i söylüyor. Allah size bir fasık haber getirdiği zaman Velid size haber getiriyor. Ya Muhammed sen de habire ha deyince kalkıyorsun. Bir araştır bakalım. Fasık bu adam. O adam şimdi nerede? Dört büyük eyaletten birinin valisi. Ben yorum yapmayacağım abi. Yani kusura bakma, lafı ağzına tıkmış oldum ama ben yorum yapmayacağım. Velid bin Muire gibi, Sad bin Ebu Vakkas gibi bir adam. Sad bin Ebu Vakkas da o sıra oradaydı. Çünkü Küfe'nin kurucusudur Sad bin Ebu Vakkas. Ya Sad diyor, bu iş saltanattır. Dün sendeydi, bugün bizde. Halife olduğu gün. Koltuğu aldığı gün, mazbatayı aldığı gün Muire bin Şube ile Sad bin Ebu Vakkas'a bak bu iş saltanattır. Taberi aynı böyle diyor. Bugün sizde, dün sizdeydi, bugün bizde. Bundan sonra yine sizin elinize geçer. Sad diyor ki, ulan ben bu lafları sana söyleteni biliyorum ama ben bir şey yapamıyorum. Halifedir o diyor. Devam edelim. Basra valisi. Hazreti Ömer'in son valisi Ebu Musa el-Eşari'ydi. Resulullah'ın yani en yakınlarından olan yine bir tanesi. Yaşlanmış. Hazreti Ali zamanında da çok. Hazreti Ali'nin hakemidir işte hakem olayındaki. Ebu Musa el-Eşari'yi azlediyor. Sa'd bin As'ı getiriyor. Sa'd bin As kim? Hazreti Osman'ın öz amcasının oğlu. Peki Sa'd ne yapıyor? Sabah namazında. Tabii ben şimdi sanki bir gün içinde yapıyormuş gibi anlatıyorum ama bu zaman içinde yani vaktimiz bitiyor ve beni anlatacağım şeyler var.
Sabah namazını 4 rekat kıldırıyor çünkü sarhoştur. Selam verince fark ediyor sabah namazını 4 rekat kıldırdığını. Ne bakıyorsunuz diyor millete. Millet çünkü tuhaf tuhaf bakıyor. Şimdi imam bozmayınca bozamıyorlardı. Onlar da 4 kılmış. Ne bakıyorsunuz diyor. Sizin için arttırdım. Bu gıcık oldum bakışlarınıza yarın 8 kılacağız. Öyle adamdı. Sabah namazını Hazreti Peygamberimiz kıldırmıyor. Ne ara kıldırıyor bu sabah namazını? Halife, halife. Hazreti Osman zamanında Basra halifesi oluyor. Bir gün hilafetinde içkisiyle meşhurdur. Sarhoşken bir gün sabaha kadar içmiş, namaza duruyor. İmam olarak. O zamanlar biliyorsunuz bir cami, zaten şehir küçük, bir cami de kılınıyor, bir mescit de kılınıyor. Bütün Basra orada. Ne bakıyorsunuz ulan diyor. Yanlış yaptığını anca fark ediyor, biliyor musun yanlış yaptığını? Yarın 8 kılacağım, sizin için arttırdım, var mı? Halife, vali benim. Ha, bu şikayet edilecek daha sonra, Hazreti Osman alacak bunu görevden ama. Valileri bunlardı. Ve bu valilere uzun süre karışmadı. Tam 10 yıl hilafeti vardır Hazreti Osman. 12 yıl özür dilerim. 10 yıl Hazreti Ömer. 12 yıl hilafeti vardır. Bunlara karışmadı. Bunların hepsi aynı gün halife olmadılar ama. Valiler. Aynı gün vali olmadılar ama. Mesela Muhire bin Şube bir sene sonra değişti. Yine Sad geldi. Yine Sad geldi. Sonradan değişip de Velid bin Ukbe getirildi Küfe'de. Sad 2 defa bir şey yapmış oldu yani. Bir Hazreti Ömer zamanında, bir Hazreti Osman zamanında. Böyle valileri vardı. Fakat ilk 6 yıl bu büyük fetihlerden dolayı para öyle akıyor ki Medine'ye, başkente, bir sorun görülmüyor. Çünkü sürekli fetihler, sürekli fetihler, sürekli ganimetler, sürekli altınlar, gümüşler, yabancı paralar, sürekli. Hasan Basri anlatıyor. Hasan Basri o dönemde yaşıyordu. Hasan Basri diyor ki ben Medine'ye gittiğim bir zaman, Basralı biliyorsunuz. Medine'ye gittiğim bir zaman baktım ki diyor yer gök Osman'ı konuşuyor. Baktım ki diyor insanlar sarhoş gibi yani, o kadar zenginler. Ve Osman bir sofra kurdurmuş. Bütün şeyler, gariban bilmem ne, bu sofradan yiyecek. Ve öyle para dağıtılıyor ki diyor herkese. Hazreti Osman'a soruyor, Hazreti Ali diyor ki ya niye bu kadar para dağıtıyorsun? Ben diyor Ömer'in yolundan gitmeyeceğim. O hazineyi güçlü tutuyordu. Ben diyor tasadduk edeceğim. Nasıl olsa geliyor. Fakat 7. senenin sonunda İslam yani kıtalara dayandı artık. Yani karayolları bitti artık. Buradan gelmiş Senegal'e kadar, yani bu haritayı uzatın Batı Afrika'ya kadar gelmiş. Buradan gelmiş artık İran'da gitmiş, artık Hindistan var. 2 hafta önce konuştuk. Yani Hindistan öyle bir ülke yani, Hindistan, Çin var. Nereye gideceksin oraya artık? Bu taraf işte Avrupa. Yani artık İslam bugünkü sınırları da odur biliyorsunuz. Geldi doğal noktasına artık. Bundan sonra gitmedi zaten. 1400 yıl boyunca da gitmedi zaten. O hızlı para akışı azalmaya başladı. Bu defa işte Şura'ya tekrar geri dönün. İşler yavaşlamaya başladığında şikayetler artmaya başlıyor. Şikayetler hiç Medine'den, Mekke'den değil ama. Hiç Hicaz'dan değil. Hep Muaviye'nin olduğu bölgeden. Çünkü Muaviye'nin olduğu bölgeden bölge, onun kontrol ettiği bölge Hicaz'dan 10 defa büyük. Halifenin kontrol ettiği bölgeden 10 defa büyük. Niye? Geçen hafta bir şeyi bilerek söylemiştim. Bu hafta bunu söyleyeceğim diye söylemiştim. Hazreti Ömer'i hatırlayın. İran'ı aldıktan sonra Amr bin As gelip illa Mısır'ı da alalım demişti. Hazreti Ömer istemiyordu. Mısır kendisi bizi çağırsın. Çünkü geçen hafta da girmedik, bu hafta da girmeyeceğim artık. İran için de durum böyleydi aslında. Mısır'da problemler vardı ve Mısır aslında bu Müslümanları çağıracaktı en sonunda. Gel bu zilleti durdur, başımıza da sen geç diyecekti. Nitekim öyle de oldu aslında, savaşılmadı. Hazreti Osman o kadar ısrar ediyor ki Amr bin As ve diğer halifeler Mısır'a da gidelim diye. Basra valisi olarak şey yapan Amr bin As. Aynısı mı? Hazreti Ömer zamanında Mısır valisi olan Amr bin As. İsimler karışmaya mı başladı? Eyvallah. O kadar ısrar ediyorlar ki Hazreti Ömer diyor ki biz bir önceki hafta İran, yani zorla Müslüman olmakla isteyerek Müslüman olmak arasındaki farktan bahsetmiştik İran ve Hindistan üzerinden. Diyor ki İran'dan ben bir ders aldım.
Bu kuru gürültü bir savaşa dönüşmeye başlayacak. Fetihleri şimdi durduralım. Dediği için zaten İslam okullarını açtı Hazreti Ömer. Ama Hazreti Osman'da İslam okulu diye bir şey yok. Fetihlerin gittiği yere eş zamanlı olarak ilmin gitmesi diye bir şey yok. Artık Müslüman olanlar kılıç altında Müslüman olmuşlar ve ilimden habersizler. Dikkat edin buraya. Hazreti Ömer İran'dan bir ders alıp orada fetihleri durdurmak istemişti. En sonunda Mısır'ı almasının sebebi Kudüs'tür. Kudüs Mısır'a bağlıydı. Öksüzdür, Resulullah yetimdir diyor. Onu alalım dediler. O yüzden aldı. Ve savaşsız alındı. Ama Hazreti Ömer orada durdurmuştu. Artık kuru gürültü bir fetih istemiyordu. Altını imanla, İslam'la, Kur'an sayfalarıyla doldurmak istiyordu. O yüzden ilim okullarını götürdü. Küfe'ye İbni Mesud'u gönderdi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Biz konuşmuştuk bunları mezhepler üzerine. Keşke vaktimiz olsa da devam etsek, anlatsak. Orada durdurup ilmi halkalar oluşturmuştu. Hatırlıyorsunuz İbni Mesud başladığı gün 10 kişiden oluşan bir Kur'an halkasıyla başladı. Öldüğünde her biri 100'er kişiden oluşan 100 Kur'an halkası bitirmişti. 1'e 100 bir rakam yakalamış. Ve sadece Küfe'de değil, Basra'da, Bağdat'ta ve Şam'da. Hazreti Ömer oralara gidiyordu. Bu bölgeleri aldığında Hazreti Ömer, şu bölgeleri aldığında Yemen'de bir teşvik primi diyelim biz ona. Bir sistem uygulamıştır. Umman, Yemen, özellikle Yemen, biliyorsunuz Araplarla amcaoğludur. Bu bölgeden ve Taif, işte Mekke'nin alt bölgesinden İslam'ı ilk günlerden itibaren tanımış olanları yukarı gönderiyordu. Kim giderse diyordu, ona iyi şu kadar para var. Müslüman nüfus oluşturuyordu orada. İstekli, gönüllü. Hazreti Osman'da bunlar yok. Ne ilmi okullar var. Ben demiyorum ki ilme engel oluyordu Hazreti Osman. Tabii ki ilme engel olmuyordu. Ama özel bir politikası yoktu. Bakın Kahire okulu Hazreti Ömer'in kurduğu Küfe ve Basra okulundan 100-150 yıl sonra oluşacak. Abbasi zamanında oluşacak. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali zamanında yok. Yani Hazreti Ömer'in ömrü oraya kadar yetti. Ama Hazreti Osman'ın fetihleri artık kuru fetihler. Buna Muaviye'nin fetihleri demek lazım. Ganimet amaçlı ve kuru fetihlerdi. Gönül fetihleri yoktu. Biraz böyle bir şey yapayım artık. Ben de İstemoğlu gibi bir aforizma yani İslam'ı böyle şey yapmıyorlar. Hazreti Ömer ile Hazreti Osman arasındaki farktır. Benim amacım Hazreti Ömer ile Hazreti Osman arasında bir fark oluşturmak değil. Basiretli bir devlet yöneticisiyle basiretli olmayan bir devlet yöneticisinin arasındaki farkları oluşturmaya çalışıyorum. Bu birdir. İki. Bunları anlatıp meseleyi bitireceğim inşallah. Şehadetiyle Hazreti Osman'ın. Hatırlayın, Hazreti Ömer'den bir şeyi vurguladık geçen hafta. Bir kanun çıkarmıştı son yıllarında. Sahabe, Resulullah'ın birincil sahabeleri, en yakın arkadaşlarını Medine'den dışarı çıkmasını yasakladı. Dediler ki, bu zorbalık değil mi ya Ömer? Adam hürdür yani, istediği gibi gider, her taraf İslam beldesi olmuş. Adam belki görmek istiyor, gezmek istiyor. Yok, yasak. Niye? Bir, bizim bunlara ihtiyacımız var. Tamam, burayı anladık. İyi adamı, güzel adamı herkes yanında görmek ister. İki, ben Medine'yi temiz tutmak istiyorum. Yani hep böyle ilim adamları burada olsun. Resulullah'ın birinci arkadaşları, onunla gülmüş, ağlamış, onunla kılıç kuşanmış, savaşmış adamlar burada olsun. Medine böyle bir şehir olsun. Burası Resulullah'ın İslam devletidir. İki, bunu da anladık. Hatırlarsınız. Üç, bunlar siyasete kullanılırlar. Siyasette kullanılır bunlar. Demişti, doğru mu? Hazreti Osman zamanında Hazreti Osman'ın iyiliğinden, insanlara karşı gelemediğinden halifeler bu Müslümanlar, Hazreti Ömer'in yasakladığı Müslümanlar, sahabeler işte Kıbrıs'a mı gidiliyor? Birini söyleyeyim, Ümmü Haram. Resulullah'ın teyzesi olduğu rivayet ediliyor. Diyor ki ben de o gemiye gideceğim. Ya sen kadınsın, yaşlısın, sen nereye gidiyorsun diyor Hazreti Osman. Diyor ki valla böyle anlatıyor. Seneler önce nübüvvetin daha 3. yılında bir gün bizim evde uyuyordu Resulullah. Uyandı, güldü, dedi ki Kıbrıs'ta Kıbrıs'ın tahtlarının ashabımın eline geçtiğini gördüm.
Bu gerçekleşecek. Benim ashabım Kıbrıs'ı alacak. Şimdi Ümmü Haram böyle anlatıyor Hazreti Osman'a. Ben de ona dedim ki ya Resulallah ben görürsem ben de gideyim mi? İnşallah dedi diyor. Vallahi diyor ben şimdi duydum ki Muaviye Kıbrıs'a bir sefer çıkarıyormuş. Ben de gitmek istiyorum. Hazreti Osman diyor ki tamam madem Resulullah böyle dedi git. Şimdi Hazreti Ömer ona izin vermezdi. Bu iyiliğinden tabii bunu yapıyor. Ama bakın bunlar ne olacak şimdi? Burası bakın Hudeybiye'deki Hazreti Osman'ın tavrını bugüne güncelleyip çok lazım olduğunu söyledik. Yani ben böyle gördüm. Bilmiyorum siz de onaylar mısınız? İki, Hazreti Ömer'in valilik ve o fetihleri İslam okullarıyla desteklemesini söyledik. Hazreti Osman bunu yapmadı. Şimdi üç, sahabenin çıkışını yasaklamıştı. Hazreti Osman bunu serbest bıraktı. Bakın burada ne oluyor şimdi? Hazreti Osman tıpkı geçen hafta çokça belirttiğim gibi Hazreti Ömer gibi o da içtihat yapıyordu. Müştehittir zaten. Kur'an bilme noktasında Hazreti Ömer Hazreti Osman'dan daha mı iyidir? Müştehittir o da. Halifedir ve müştehittir. O yüzden biz zaten raşit halifeler deriz onlara. Rüşt sahibi halifeler deriz. Görüş sahibidir onlar. Hazreti Osman hacca gitti. Haçta 4 rekat namaz kıldı. Biliyorsunuz haçta 2 rekat namaz kılınır, cem edilir. Öğle ikindi, akşam yatsı 2'şer rekat kılınır. Yatsı için, akşam için tabii söz konusu değil ve cem edilir. Nasıl? 2'şer rekat değil. Tek, yani öğle ikindi cem edilir, birleştirilir ve 2'şer rekat namaz kılınır. Aynı şekilde Arafat'ta yatsı ile akşam da böyle kılınır. Bilirsiniz bunu. Hazreti Osman böyle kılmadı. Hazreti Osman biz burada nasıl kılıyorsak öyle kıldı. Hazreti Osman öğleyi 4 vakit cem etmedi. Bekledi ikindiyi 4 vakit kıldı. Sonra akşam 3, sonra yatsı 4. Dediler ki ne yapıyorsun ya Osman? Niye böyle yapıyorsun? Resulullah 2 kıldı cem etti. Ömer 2 kıldı, Ebu Bekir 2 kıldı cem etti. Niye böyle yapıyorsun? Bakın Hazreti Osman ne diyor? Müştehittir. Ben kesinlikle mantıklı buluyorum. Yani Hazreti Osman'ın şeyini ben mantıklı bulmuşum ne bulmamışım ne ayrı mesele ama yani burada hakkını teslim etmek için bunu ifade ediyorum. Diyor ki bir Resulullah buralı değildi. O kendini artık Medineli addediyordu. Biliyorsunuz bunu değil mi? Medine'ye geri döndü Mekke'den sonra. Dedi ki benim vatanım Medine. Öyleyse Mekke Resulullah'a misafir bölgedir. Yani seferi bölgedir. Yani Resulullah seferidir. Aynı şekilde Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir de böyleydi. Ama bunu Hazreti Osman açıklıyor böyle. Ama benim diyor burada evim var ve karım da var. Medine'de de var, orada da var. Ben mukimim burada, ben seferi değilim diyor. Öyleyse ben niye seferi namaz kılayım? Bu bir. İkincisi, bu kadar fetihten bahsediyoruz. İnsanlar hacca geliyor. Gelenlerin 10'un 9'u yeni ilk defa hacca geliyor. Benim burada cem ettiğimi ve 2 rekat kıldığımı görürlerse bundan sonra hep cem ederler ve 2 rekat kılarlar. Bakın ne kadar anlaşılabilir. Amacımız fıkhi bir konu olmadığı için bunu burada bırakalım. Ama anlaşılabilir, doğru mu? Ama bu sahabeler bu bölgelerde yaşamış, fetihlerle gitmiş, Hazreti Ömer'in o yasakladığı Hazreti Osman'la dağılmış olan sahabelere haber geliyor. Şimdi herkes güzel bir şekilde anlatmıyor ki. Şura'dan tarafa Osman'a kırgın olanlar var. Abdurrahman bin Af'a kırgın olanlar var. Talha'ya, Zübeyr'e, Sa'da kırgın olanlar var. Kaldı ki Yahudiler var. Kaldı ki münafıklar var. Bir sürü insan var. Bir sürü niyetli adam var. En kötüsü cahiller var. İslam'ı bilmeyen cahiller var. Gelip diyorlar ki işte diyelim ki falanca efendi olsun o sahabe. İşte Şam'da yaşıyor olsun. Resulullah'ın en yakın arkadaşlarından. Ya Osman 4 rekat kıldı. Sahabe diyor ki yok olmaz. Vallahi Resulullah hayatta bir defa hac yaptı. Ben de onun da dibindeydim. Resulullah ayağını yere vurup haccınızı benden alın diyordu. Ben de atam İbrahim'den alıyorum diyordu. Ben ne yapıyorsam ancak onu yapın. Başka bir şey yapmayın diyordu. Resulullah 2 kıldı. Osman niye böyle yapıyor? Sahabe aslında onu ölçebilecek kafada. Gitse Medine'ye Hazreti Osman'a sorsa, Hazreti Osman da dese ki bu budur. Sahabe de ona eyvallah diyecek. Ama dışarıdaki sahabeye hem anlatırken daha sert anlatılıyor hem de sahabe o an tamamen iyi niyetiyle kendi görüşünü belirtiyor. Yo Resulullah böyle değildi. Şimdi sahabe bunu söyledikten sonra aramızda bir sahabe olsa şu anda. Öyle bir mucize olsa ve aramızda herhangi bir sahabe olsa ve bize dese ki yo öyle değil ya ben Resulullah'ta gördüm böyle biz ne yaparız?
İşte Osman böyle yapmış. Vallahi Resulullah böyle yapmadı. Sahabe ya. Ne diyeceğiz? O neye itibar göstereceğiz? Doğru mu? İşte böyle oldu. Hazreti Ömer siyaseten kullanırlar derken bunu kastediyordu. O iyi niyetiyle söylüyor ama adam öyle anlamıyor. Çünkü fetih var, iman, İslam yok, okul yok, ilim yok. Adam öyle anlamıyor. Yanlış anlıyor. Ama bakın aynısını görmüş olan İbni Mesud gitti. Niye böyle yapıyor? Mesela diğeri. Bu bir. Hazreti Osman'ın katline geliyoruz şimdi. Bu bir. Bu haç meselesi ortalığı yıktı. İkincisi. Hatırlarsınız bir hurma kütüğünün üzerine. Yine uzadı ama hakkınızı helal edin abi. Vallahi bitireyim konuşmayı yani. Hurma kütüğünün üzerine Resulullah hutbe verirdi. Bir gün ona güzel bir minber yaptılar. O onu bıraktı. Hatta hurma kütüğü ağladı filan değil mi? Şimdi o basamaklı bir minberdi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam en üst basamağında insanlara hutbe verirdi. Hazreti Ömer zamanında o makam Resulullah'ın makamı kalsın dedi. Hazreti Ebu Bekir zamanında. Ve Ebu Bekir Efendimiz bir basamak düşüp hutbe verdi. Aynı şekilde Hazreti Ömer de öyle yaptı. Ama Hazreti Osman en üste çıktı. Yine en üstte hutbe verdi. Yine mesela bu bölgelere, aha Osman bu defa da böyle yapmış dediler. Şimdi İbni Mesud gelir. Der ki ya Osman niye böyle yapıyorsun? İnsanlar yanlış anlar. Bak zaten geçen seneki haç mevzuundan bir söylenti var. Her şey bu şuraya dayanıyor ama. Hep bir kırgınlık olmuş. Halife, valiler seçilmiş bir kırgınlık olmuş ama para insanları susturmuş açıkça. Şimdi doğal sınırlara gelmiş, para azalmış, şimdi artık insanlar konuşuyor. Bak insanlar seni yanlış anlayacak. Zaten bu vali seçimlerinden, Mervan'a naip yapmandan, bilmem neden, şundan bundan insanlar konuşuyor. Şimdi bu minberin en üstüne geçiyorsun, insanlar sana böyle diyecek. Diyor ki mescidi büyüttüler onlar. Hazreti Osman kendi cebinden bir para verdi, mescidi 3 kat büyüttü. Göremiyorum diyor insanlar. Bak ne kadar masum aslında, yani ne kadar anlaşılabilir bir şey. İslam bu tip şeyleri sevmez aslında. Yani bu hurma kütüğü çok özeldi, bu bilmem ne. Hatırlayın Hazreti Ömer kestirmişti. Göremiyorsa çıkması lazım. Kesin bir şekilde çıkması lazım hem de. Tartışmaya ne hacet var? Göremiyorum diyor. Mescit büyüdü. Mikrofon yok, bir şey yok. Ancak oraya çıkınca görüyorum. Yani ne kadar anlaşılabilir. Ama bu dışarıya böyle gitmedi. Osman kendini bu defa peygamber gibi görmeye başladı. Onun makamı da aldı. Şimdi etti iki. Kur'an şeylerinde oynamalar görüyor. Abdullah bin Sebe. Lanet olsun ona. Yemen'den çıkmış. Daha ilk şura açıklandığından beri insanlara her peygamberin bir vasisi vardır. Ve peygamberlerin vasisi yine peygamberdir. Ama Resulullah Hatemül Enbiya son peygamberdir. Onun vasisi de Ali'dir. Ali varken ne Osman'ı? Ben demem Şia buradan çıkmış. Ama bu Şia'nın da söyleminin aynısıdır. Bunu çıkarmış, ayetlerin üzerine oynamış, bilmem ne yapmış, kelimeleri oynamış, falan yapmış, filan yapmış. Hazreti Osman'a bir haberler geliyor. Özellikle İbni Mesud, Hazreti Osman zamanında Azerbaycan'a giderken muhtemelen şu hat üzerinde, yani şuradan gittilerse ya da Küfe'den gittiyse, yani şu hat üzerinde bir orduyla savaşmışlar. Orada, Hazreti Ömer zamanında Müslüman olmuştu ya orası. Orada Müslümanları görmüş, Kur'an okuyorlar. Hazreti İbni Mesud hiçbir şey anlamıyor Kur'an'dan. Dehşete düşüyor. Bu ne diyor? Böyle bir Kur'an yok. Dehşete düşüyor. Hemen Hazreti Osman'a. Durum böyle böyle. Hazreti Osman ne yapıyor? Biliyorsunuz. Hemen ilk nüsa, ilk basımı 7 kişidir. 7 kitap yazılmış. Kur'an'ı çoğalttı. Yazdan yine Zeyd bin Sabit'tir. Yani Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an'ı kitaplaştıran komisyonun sorumlusu Zeyd bin Sabit'ti, hatırlayın. Bu komisyonun da başında Zeyd bin Sabit var ve Kur'an'ı, aynı Kur'an'ı. O Hazreti Ebu Bekir'in musaflaştırdığı Kur'an var ya, o Hazreti Ebu Bekir'e kaldı, Ömer'e kaldı. Hazreti Ömer de kızı Hafsa'ya bıraktı onu. Benden sonraki halifeye verirsin diye. Hazreti Osman gitti Hafsa'dan aldı, aynısını çoğalttı. 6 tane daha yazıldı, toplam 7. Birini Medine'de bıraktılar, 6'sını dağıttılar. Güzel. Ama Hazreti Osman ne yapıyor? Kur'an'ları da askerleri gönderip bütün dünyada, yani Müslüman dünyasındaki yazılmış bütün eserleri yakalayıp yakacaksınız.
Bunun için özel bir tim oluşturuyor. Nerede ne yakalarsanız yakacaksınız. Çünkü bak çok basiretli bir harekettir aslında. Allah muhafaza, yani farklı şeyler olsaydı bugün elimizde farklı Kur'anlar olurdu. Yani onu riske edemiyor. Fakat gel gör ki işin içinde Medine'de yine Allah Resulü'nün sahabeleri olan bazıları ellerinde okuma yazma bilenler 20-30 yıldır Resulullah'la beraber yazdıkları Kur'an'ların etrafına kendi yorumlarını da yazmışlar. Sahabe, birincil sahabeler, Hazreti Osman genelgeyle onları da yakacağım diyor. Bunlar diyor ki bak dışarıdakini anladık. Doğru, biz de onay verdik ama bizim elimizdekini bırakın. Yani bırak ya Osman. Yani ben buna Resulullah'ın bir anekdotunu yazmışım. Belki Resulullah gelmiş, bu böyledir demiş. Ben onu not almışım. Bunu yapma. Hazreti Osman diyor yok, riske edemem. İşte bir daha başlıyorlar. Kur'an'ları bile yaktırdı. Haç 1 oldu, hurma kütüğü minber 2 oldu, Kur'an 3 oldu. Böyle devam ediyor. Hazreti Osman'ın içtihatları. Ama art niyetliler ve bu şuradan beri hep Hazreti Osman'a tabiri caizse gıcık olanlar sürekli ve de Yahudiler ama en başta da cahiller. Yani cahiller derken hakaret için söylemiyorum. Bilmiyorlar. Bir laf biliyorsunuz, birini anlatırsın, sen ona bir bakmışsın, 3 defa takla atıyor yani başka 10. kişiye gidince. Bu sahabelere geliyor. Bu sahabe diyor vallahi ki Resulullah öyle yapmıyordu. Artık Hazreti Osman'ın suyu kaynamaya başlıyor tabiri caizse. Nihayet bu valiler, bu meşhur valiler o kadar zulüm yapmaya başlayacaklar. O kadar vergi almaya. Çünkü alışmışlar saltanata. Yani o paraya. Fetihler durmuş. Para azalmış. Çok kısa geçiyorum. Halkın üzerine vergi. Kasa azaldıkça halkın üzerine vergi. Kasa azaldıkça halk. Hepsi birbirinin amcasının. Değişmeyen tek bu halife vali Muaviye'dir. O da zaten şeyin amcasının oğlu. 4 eyaletin 4 valisi de Hazreti Osman'ın amcaoğlu. Ve 4'ü de mimli adamlar. Vergi, vergi, vergi. Ve en son işte bu az önce anlattığım alkollü namazı 4 rekat kıldırma meselesi gerçekleşince artık şikayete gelirler. Nereden? Küfe, Basra ve Mısır'dan. İşte hep şikayetlerin olduğu yerler zaten. Şam yok çünkü Muaviye çok güçlü. Belki de Muaviye daha zeki, daha iyi idare ediyor. Belki de zulmetmiyor o kadar. Ama Şam yok. Şikayetler gelince Hazreti Osman'ın danışmanıydı Hazreti Ali'ydi. Ne yapalım ya Ali? Çağır valileri diyor. Dinle bakalım neymiş. Fakat Hazreti Ali resmi danışmanı değil. Gönlünden danışman. Resmi danışmanı kim? Mervan bin Hakem. Bu 4'ü, Mervan 5, Hazreti Ali 6, Hazreti Osman 7. Oturup nedir mesele? Ya işte bir şey yok, sana ne anlatıyorlar ki? Yani bir olay yok, büyütmüşler sana. Peki ne yapalım? Bir grup fitneci bunlar, bir grup asi bunlar. 4 halife de böyle, 4 vali de böyle söylüyor. Hazreti Osman diyor ki tek tek ne yapalım? Abdullah, Mısır valisi Abdullah bin Ebi Ser, bunlara diyor bir para verelim biraz, para dağıtalım. Bunlar susar. Kendi bölgesindeki fitneci için. Ya o fitneci diyor. Muaviye'ye ne yapalım? Muaviye diyor ki bu para işi iyi iş. Yani biraz para bende de var diyor. Ben göndereyim biraz Abdullah'a. Peki Velid ne diyor? Velid diyor ki ordu gönder, hepsinin kafasını kes. Abdullah bin Ser, hepsinin kafasını kes. Hazreti Osman çıkıyor Mervan'a diyor ki sen ne diyorsun? Valla diyor vuralım hepsini gitsin. Hazreti Ali peşinden koşuyor Hazreti Osman'ın. Evine doğru giderken sakın ha ya Osman. Sakın böyle bir şey yapma. Müslüman'ı sakın öldürmeye kalkma. Hazreti Osman diyor ki ben onlara öyle bir şey demedim ama ben hayatta bir Müslüman'a kılıç kaldırmam. Ben çağıracağım dertlerini dinleyelim. Hazreti Ali ben de sana onu diyecektim diyor. Evet asil dedikleri. Ben onları çağıracağım ve dertlerini dinleyelim. Ve Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mesud, aklıma gelmiyor. Diğeri de Ammar bin Yasir. 4 bölgeye 4 kişiyi gönderiyor.
Üçü oradaki insanlardan birer iyice şikayetleri dinliyorlar, raporluyorlar ve birer insan yani bir grup insanla geri dönüyorlar. Ammar dönmüyor Mısır'dan. Ammar bin Yasir'den bahsediyoruz. İlk Müslüman olan insanlar. Ana babası İslam'ın ilk şehitleri. Hazreti Ali döneminde bir daha bahsedeceğiz. Ammar bakıyor ki Abdullah bin Ebi Serhin dediği fitneciler tamamen haklılar. Çok Müslümanlar ve başlarında da kim var? Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed var. Bu Muhammed Hazreti Ali'nin de üvey oğludur. Çünkü Hazreti Ebu Bekir öldükten sonra o kadınla Hazreti Ali evlenmiş. Babası Hazreti Ebu Bekir'dir. Bu Muhammed var. Ve Ammar diyor ki ben de sizdenim. Ammar geri dönmüyor. Hazreti Osman bu üçünü dinliyor. Bu üç grubu dinliyor. Hepsi aynı şikayetlerle geliyor. Özür dilerim iki grup yani Basra ve Küfe. Hepsi aynı şikayetler. Zulüm var, içki var, kadın var bilmem yani aşırı vergi var. Ve bunu görevden al diyorlar. Bir sürü mektup göndermişler meğer. Bir sürü mektup o 10 yılda bir sürü mektup göndermişler. Mervan hepsini katip o ya, danışman o ya ona geliyor. Hepsini yakarmış. Okuyup okuyup yakarmış. Hazreti Osman'ın hiçbirinden haberi yok. Ve en sonunda Mısır'dan haber gelmiyor. Hazreti Osman bir haberci daha gönderir. Git der Ammar'ı ve onları çağır. Ve onlar gelir. Şimdi artık Medine'nin önünde üç grup insan var. Artık 12. yıldayız. Üç grup insan var. Bunların bir grubu Medine'nin Mısır bölgesinden geldiği için Mısır'a bakan tarafında duran Ammar bin Yasir'in de içinde bulunduğu ve Muhammed'in komutasındaki Mısırlılar, diğer bölge yan yana durmuş Küfeliler ve Basralılar. Silahlarını bırakmışlar ve Hazreti Osman'a gelmişler. Ne yapacağız? Hazreti Osman'a diyorlar ki biz yemin ettik. Ya bunları görevden alacaksın ya da biz seni öldüreceğiz. Hazreti Osman ağlamaya başlar. Hazreti Ali gider. Hazreti Osman'a. Ne yapacaksın? Ben sana o kadar senedir söylüyorum ya Osman. Ben sana o kadar zamandır söylüyorum. Sen dinlemedin bizi. Sen hep şu Mervan'ı dinledin. Ya Ali git bunlarla konuş. Allah Resulü'nün beldesine kılıçlarla girmesinler. Allah Resulü'nün halifesini de kılıçlarla öldürmeyle tehdit etmesinler. Ben de mi ordu kurayım şimdi? Ama ordu yok. Medine'de ordu yok çünkü. Orduların hepsi bu taraflarda. Ve valilerin bir şeyden haberi yok çünkü olaylar kesilmiş. Medine'nin etrafını sarmışlar. Mervan hiçbir yere haber gönderemiyor. Bu adamların silahlı olduğunu kimse bilmiyor. Özellikle Mısır grubu çok kalabalık ve ellerinde silah var. Hazreti Ali diyor ki, bütün valilerini azlet şimdi. Muaviye'den bir şikayet yok. Onunla ilgili bir hikaye de yok. Ama Abdullah'ı, Velid'i ve Sa'd'ı, Sa'd bin As'ı hepsini birden azlet. Hazreti Osman diyor tamam. Ve bir mektup yazıyor. Elçilere veriyor. Ve diyor ki gidin bunları elçilere söyleyin. Valilere söyleyin. Hepsi azledilecek. Fakat o adamları Mervan tutuyor. Ve Mervan daha önceden hazırladığı, Hazreti Osman'ın mührü de Mervan'daydı. Her birinin altına basıp, bu haber size gelir gelmez ordunuzla Medine'ye gelin. İsyan var, kıyam var, bunların hepsini öldürün. İkisi geçiyor. Basra ve Küfeliler o taraftan gidecek olanlar geçiyor. Yakalanmıyorlar. Fakat Mısır tarafına gidenleri Ammar şüpheleniyor. Çünkü adamlar aralarından geçecek. O elçi bunların aralarından geçecek. Anlaşmışlar. Hazreti Osman bunlara demiş ki Hazreti Ali hakem olmuş. Hazreti Ali demiş ki bunlara ben size hakem olacağım. Ve siz ne diyorsanız Osman onu yapacak. Ama kılıçlarınızı burada bırakacaksınız. Şehre kılıçla girmeyeceksiniz. Tamam. Yakalıyorlar. Bir bakıyorlar ki mektupta acilen ya Abdullah, acilen ordunu topla ve bu isyancıları öldürelim. Hemen mektubu alıyorlar, kılıçlarını kuşanıyorlar. Küfe ve Basra ordusuna da haber veriyorlar. Ordu değildi onlar ama kalabalıklar tabii.
Onlara da haber veriyorlar. Birleşip Medine'nin tam 360 derece etrafını sarıp kılıçlarla birlikte geliyorlar. Hazreti Osman'ın haberi oluyor. Hemen ağlayarak Hazreti Ali'nin evine koşuyor. Ya Ali, bunların niyeti kötü. Ne oldu bilmiyorum. Ama biz anlaşmıştık. Ben valileri azledecektim. Bunlar da mutlu mesut döneceklerdi. Hazreti Ali apar topar bunlara gidiyor. Nedir mevzu? Ya Muhammed, kendi üvey oğlu yani. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu ama kendi de üvey oğlu. Ne oluyor? Ya Ammar, ne oluyor? Çıkarıp mektubu gösteriyorlar. Hazreti Ali beyninden vurulmuşa dönüyor. Bu nasıl olur? Hemen Hazreti Osman'ın, siz burada durun. Ne olur durun. Yok ya Ali, biz durmayacağız. Biz Mervan'ı da Osman'ı da öldüreceğiz. Ya Ammar, bunları tut, ben geleceğim. Hemen dönüyor. Hazreti Osman'a diyor, bu ne? Hazreti Osman diyor, vallahi ne haberim var, ne ben yazdırdım, ne ben yazdım. Hemen şimdi Mervan'ı çağır. Kellesini vurayım ben. Götüreyim, bunların, bu Basralıların, Küfelilerin önüne atayım. Bu iş bitsin. Bu lanet olası adam senin şehadetine sebep olacak. Mervan ortada yok. Mervan kaçmış. Hazreti Osman diyor ki, ben nasıl amcamın oğlunu şimdi sana vereyim? Hala orada bak Hazreti Osman. Ya Osman, fitne aldı başını gitti. Ülke paramparça oldu, senin haberin yok. Sen laf dinlemedin. 82 yaşında Hazreti Osman. Şimdi amcaoğluna kıyamıyorsun. Bunlar hepinize kıyacak. Ve hak bunlarda. Geri gidiyor. Ben Osman'la pazarlıktayım. Mervan'ın kellesini size verirsem gidecek misiniz? Yok, biz Osman'ı da alacağız. Olmaz filan derken oğlu Muhammed yanında 3 kişiyle birlikte, ya Ali, biz seni halife yapmak için zaten buradayız. Sen ne bu kadar yırtınıyorsun? Ne bu kadar çırpınıyorsun? Seni halife yapacağız biz zaten. Zaten 10 yıl önce, 12 yıl önce senin halife olman gerekiyordu. Bak yine geliyor oraya. Değil mi bunlar Abdurrahman bin Af'la, Sa'd'la, Zübeyir'le, Talha'yla, hepsi bir oldu da Osman'ı seçti hileyle. İşte sonuç bu oldu. Biz seni getireceğiz. Bunu biz daha önce konuşmuştuk. Hazreti Ali'nin verdiği cevap manidardır. Haklısınız ama haklı kalmıyorsunuz diyor. Siz haklısınız ama elinizde kılıçla halifeye geliyorsunuz, halifeyi vuracaksınız. Haklı olmak, haklı kalmayı gerektirir. Siz haklı kalmıyorsunuz. Ben size Mervan'ı getireyim. Siz de bu işten dönün. Tamam. Yemin mi? Yemin. Geri gideceğiz. Ama Mervan olmayacak. Ve bizim halifemiz burada Sa'd olacak, Küfe'de. Fustat'ta, Mısır'da da Muhammed olacak. Hep halife diyorum değil mi? Evet. Burada Sa'd bin Ebu Vakkas olacak. Burada da Muhammed olacak. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu. Hazreti Ali diyor tamam. Ben bunu Osman'a ikna edeceğim. Hazreti Osman'a gidiyor. Diyor ki ya Osman, Mervan'ın kellesini sen getir. Ya da ben getireyim. Ama bunun kellesini verelim, bu iş bugün bitsin. Öyle böyle ne konuştularsa Hazreti Osman tamam diyor. Hazreti Ali gidiyor. Bilmiyoruz ki hazırlanmaya mı gidiyor, kılıcını almaya mı gidiyor, yoksa ne konuştularsa o evine gidiyor. Mervan 3-4 akrabasıyla birlikte Hazreti Osman'ın odasına giriyor. Sen bizi rezil ettin ya diyor. Sen bu adamlarla anlaşma yaparak koca Ümeyye oğullarını rezil ettin. Karısı Nail'e, Hazreti Osman'ın karısı Nail'e yerden bir toprak parçası, taş parçası alıp Mervan'ın kafasına atıyor. Ne geldiyse senin başından geliyor, iblis herif. Ama Hazreti Osman dinliyor işte, yine ikna oluyor. O Mervan ne konuşuyorsa orada, Hazreti Osman yine ikna oluyor. Ve hüngür hüngür ağlayıp ne oluyorsa olsun diyor. Ama ben amcaoğlumu vermeyeceğim. Olay, haber Hazreti Ali'ye gelince, Hazreti Ali geliyor. Ya Osman, daha ben yokum diyor. Ne halim varsa gör. Ve Hudeybiye'ye gidiyor Hazreti Ali. Terk ediyor orayı.
Muhammed Emin Hoca öylesine terk etti diyor. Hazreti Ali Taberi orada bu iş için bir yardım almak, bir para bulmak, parayla bu işi çözmek için gittiğini söylüyor. Bilmiyorum. Ama evin etrafını sarıyorlar. Hazreti Ali Hudeybiye'ye gitmeden, Hudeybiye mi diyorum, Hayber'e gidiyor. Hayber'den para alacak. Hazreti Ali gitmeden önce oğlu Hasan'ı Hüseyin'i, Zübeyir oğlu Abdullah'ı, Talha oğlu Abdurrahman'ı, hepsini Hazreti Osman'ın evinin etrafına koyuyorlar. Diyorlar ki bu gelen ordu size bir şey yapmaz. Osman'ı öldüreceğiz diye sizi öldürmezler. Ama ki siz öleceksiniz, Osman ölmeyecek, halife ölmeyecek. Ne yapacaksınız? Halife ölmeyecek. Hiç kimse bu eve girmeyecek. Ve 40 günlük muhasara o gün başlar. Tam evin dibinde artık. Hazreti Osman hiçbir yere kımıldayamıyor. Hiçbir yere çıkamıyor. Üçüncü günden sonra suyum bitti diyor. Yok. Su da vermiyorlar. Dördüncü gün Hazreti Ali geri dönüyor ki diyorlar ki Hazreti Osman karısı Nail'e susuzluktan ölecek. Hazreti Osman iki kırba su alıyor. Bile bile o etrafta o çemberi yapanların omuzlarına vura vura onları şey yapıp suları veriyor. Var mı şimdi bana da bir şey diyecek olan? Şimdi o insanlar Hazreti Ali'yi halife yapacaklar. Hazreti Ali'ye bir şey diyemiyorlar. Hazreti Osman'a suyu veriyor. 3-4 günlük sudur. Sonra herkesin içinde Hasan ne zaman suyu bitse suyu getireceksin. 35 gün bu devam edecek. Kimse Hazreti Ali'nin hatırına Hazreti Hasan'a bir şey demeyecek. Ama en son Muhammed diyecek ki biz de kırıldık, bu da kırıldı. Ya Hasan daha suya izin vermeyeceğiz. Ama bu iş bitecek. Bu kıyamete kadar böyle gidemez. 36, 37, 38, 39. 4 gün su yok. 39. gün mescide bakan pencereden Hazreti Osman artık zayıf düşmüş, 82 yaşında, 4 gündür su yok. Diyecek ki ya ey insanlar namazdan sonra, ikindi namazından sonra. Ali aranızda mı? Hazreti Ali diyecek buradayım. Talha buradayım. Zübeyir burada. Ya Ali hatırladın mı hicretten ilk geldiğimiz gün, ilk geldiğimiz sene. Su bulamamıştık da Resulullah Rume kuyusunu kim alır demişti de ben aldım. Kaç yıl sonra, 30 yıl sonra ilk defa söylüyor şimdi. O gün Müslümanları ben suladım ve ben şimdi susuzluktan mı öleceğim? Diyor Hazreti Ali düştü yere. Ya Talha, hatırladın mı biz seninle bir gün yolda yürürken Resulullah bizi gördü. Dedi ki bu Osman var ya Talha. Benle birlikte haşrolacak. Cennette tam benim dibimde olacak. Vallahi hatırladım ya Osman. Ve Hazreti Talha başlayacak ağlamaya. Diyecek ki ya Zübeyir, sen hatırladın mı falanca gün işte böyle böyle olmuştu da Tebük seferinde siz Ceyşul Usra diyordunuz da sonra Ceyşul Osman demeye başladınız. Ben o kadar para verdim. Ben Allah rızası için o kadar. Şimdi ben böyle mi ölecektim? Hatırladım ya Osman diye bağıracak ve o da düşecek yere. Ve herkes hüngür hüngür ağlamaya başlayacak. Keza o halkayı kurmuş olan insanların da yarısı ağlamaya başlayacak. Ve onlar da gevşetecek. Onlar da gidecek. Hazreti Osman diyecek ki şimdi ben böyle mi öleceğim? Ben bunlarla savaşmayı da bilirim. Bunlarla anlaşmayı da bilirim. Ama daha ben bu saatten sonra anlaşmayacağım. Çünkü biz Uhud'dayken Uhud titrediğinde Resulullah ey Uhud sakin ol. Çünkü üzerinde bir peygamber, bir sıddık, iki de şehit vardı. Var demişti. Peygamber belli. Sıddık belli. Şehit de Ömer şehit oldu. O da bendim ikincisi. Ben artık şehit olacağım. Artık anlaşmayacağım. Ama ben böyle susuzlukla mı ölecektim? Artık tam gevşediği sıra bir grup diyecek ki bu iş terse gidiyor. İnsanlar çok gevşedi. Osman insanları etkiledi. Arkada bir duvara çullanacaklar ve ertesi gün sabah saatlerinde o duvarı kırıp içeri girecekler ve içeride giren ilklerden biri Hazreti Ebubekir'in oğlu Muhammed'dir.
Hazreti Osman yerdedir, Kur'an okur ve Muhammed Hazreti Osman'ın sırtına, ense kökünden sırtına bir tekme atar. Hazreti Osman Kur'an'la birlikte yere düşer ve sakalından tutup kafasını çevirir. Hazreti Osman, baban bugünü görse, görmediği iyi oldu. Eğer babam bugünü görseydi kahrolurdu deyince, bir rivayete göre Muhammed sen bunu hak ettin diyecek. Muhammed Emin Yıldırım'a göre eli ayağı titreyip oradan ağlayarak çıkacak. Ama hemen bastıracaklar, biri kılıcını savuracak, bir kolunu koparınca diyor ki o can havliyle bağırarak, ya Rabbi şahit ol, o kol ilk defa Taha suresini yazmıştı diyor. Resulullah'ın ilk katibidir Hazreti Osman. İlk katibidir. Kur'an'ı ilk yazan adamdır Hazreti Osman. O kol Taha suresini yazan koldu. Ve sonra böğrüne bir kılıçla Hazreti Osman şehit edilecek. Şununla bitireyim. Böyle anlatmayı sevmiyorum. Bize bu işin devlet adamlığı ve bu işler nasıl bozulmaya başladı? Şura'yla başlamamın sebebi oydu. Bütün bu hikaye gelip gelip Şura'ya dayanıyordu. Zaten o hileyle aldı. Zaten o hileyle aldı. Bu hikaye aynen Hazreti Ali'de ve Hazreti Hasan Hüseyin'de son bulacaktır. Kerbela'da. Ve ondan sonra Şia Sünni diye 1400 yılın hikayesi başlayacak. Evet. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca Müslüman daha sonra işte bu şuurayla başladı. Hazreti Osman'ın yaptığı hata buydu. Belki 70 yaşında hiç bu işlere dahil olmaması gerekiyordu. Çünkü aslında herkes onun halife olmaması gerektiğini biliyordu. Çünkü halife olmaya haiz biri değildi. Yapısı buna müsait değildi. Peygamber değilsen yani... Çok doğal hatalar bunlar. Ama çok Ömer'e, üst üste, çok üst üste. Şura demesi belki de Hazreti Ömer'in hatasıydı. İşte Hazreti Ömer orada bir, evet ama istediği adam kabul etmiyor. Abdurrahman bin Avf kabul etmiyor. Ondan sonra Hazreti Ömer kendince aslında topu Resulullah'a atıyor. Bana sorarlarsa diyeceğim ki Resulullah böyle dedi. Şunu bana sorarlarsa diyeceğim ki Resulullah böyle dedi. Bunu bana sor. Diyor ki bak, yaşasaydı Salim'i seçerdim. Niye? Çünkü Resulullah dedi ki bu Salim ümmetin güvenilirdir. Ne söylerse ben Resulullah'a. Ben topu ona atarım. Çünkü Allah bana sorarsa ben diyeceğim ki Resulullah böyle. Aslında Hazreti Ömer en iyisini yapıyor. En iyisini yapıyor. Eğer biraz düşünürseniz, benim için Hazreti Osman neyse Hazreti Ömer de odur. Ayrı mesele. Ama benim mantığıma göre Hazreti Ömer en iyisini yapıyor. Çünkü bir şura, o şuranın 3 gün içinde bitmesi gerektiğini, kimsenin içeri girmemesi gerektiğini, Resulullah'ın odasında yapılması gerektiğini, Ebu Talha'nın koruması gerektiğini ve bu işlerde ivedi ve keskin olması gerektiğini, 5 kabul eder, 1 itiraz ederse vur kafasını dışarı çıkmasın diyor. Fitneye sebep vermesin. Bu mükemmel çözümüne rağmen ama Hazreti Ömer'in, bu 6 kişide belki bilmiyorum. İşte bunu soralım. 6'da bile belki bir, hepsinde birer tane hata, bir insani hata vardı diyor ya. Evet. Belki onda da bir tane insani hata vardı ama Hazreti Ömer ne kadar örnek bir insan olsa da insanın doğasındaki hataları... Eyvallah tabii ki. Ve 1400 ama ben Hazreti Ömer için tabii ki biz bir müsebbip aramıyoruz. Menfi giden şeylere bir müsebbip aramıyoruz. Nihayetinde hikmeti Rabbimdedir. Ancak ben şununla bitirmek isterim. Tabii ki Hazreti Ömer de hata yapar. Niye yapmasın? Peygamberler hata yapmış, Kur'an'da zikredilmiş. Değil ki Hazreti Ömer hata yapmasın. Ben görmüyorum. Açık söyleyeyim. Ben görmüyorum. Ben çağlara hükmedecek bir hatasını görmedim Hazreti Ömer'in. Arayıp baksam da görmüyorum. Ama Hazreti Osman'da bütün her yere Hazreti Ömer'in müthiş, mükemmel halifeler, valilerini indirip, mükemmel, öyle böyle değil yani. Hani vali vardır, kötü değildir, iyi de değildir. Öyle değil yani, kusursuz, mükemmel valileri sadece bir yıl sabretmiş Hazreti Ömer'in hatırına. Ve hepsini amcaoğlunu koymuş. Ve hepsi de Kur'an'da itham edilmiş. Hadi Muaviye'yi çıkarayım, Kur'an'da doğrudan bilmiyorum. Diğer üçü Kur'an'da bizzat itham edilmiş. Zelledilmiş, zemmedilmiş, fasık denilmiş, Resulullah affetmemiş, öbürünü sürgüne göndermiş, bilmem ne, 3 vali ve naibi, 4 kişi.
Ve hikayenin hepsi de bu dördündedir. Sen bunu yapamıyorsun. İş saltanata döndü. Niye? Hazreti Osman'la. Hazreti Ali'yle değil. Hazreti Ali bunun kurbanıdır. Ve Şii ya da Sünni tek bir tanesi Hazreti Ali'ye bir suç bulmaz. Bundan sonraki hafta konuşacağız. Ve ondan sonraki hafta Kerbela'yı ve Muhtar'ı konuşacağız. İnşallah. Tek bir tane ulema, tek bir tane araştırmacı Hazreti Ali bu işte suçludur demez. Sünni olsun yahut Şii olsun. Şii zaten demez. Ama Hazreti Osman'a baktığınızda bir, valilerin hepsi amcaoğlu. İki, kasayı amcaoğullarına, Ümeyyeoğullarına boşaltmış. Üç, hilafet bunlarla gelecek. Ben dedim ki size yüzün onunu anlatıyorum. Daha atladıklarımız, Ebu Sufyan'la ilgili olanlar. Geliyorum geliyorum, geçen hafta bile bile söylemiştim. Bu adamını bir türlü sevmedim diyor Hazreti Ömer. Ebu Sufyan Müslüman olduğunda bir türlü sevmedim bu adamı diyor. İşte Muaviye onun oğludur. İşte Mervan onun yeğenidir. İşte diğer saydıklarımız onun yeğenidir. Ve daha neler? Neler? Ebu Sufyan'la Muaviye'nin arasındaki diyaloglar var. Aman Allah. Aman Allah. Oğlum sabret. Geliyor. Ben ayarlıyorum. Geliyor. Sabret oğlum. Aman Allah. Sonra Amr bin As. İşte bunların hepsi. Bu hatalı kararlar. Bu bir. İkincisi kuru fetihler. Benim bugüne getireceğim en büyük soru işaretlerinden biridir bu fetih meselesi. Savaşıyorsun, savaşıyorsun. Neye savaşıyorsun? Altını Kur'an'la doldurmuyorsun. Neye savaşıyorsun? Aha işte bütün İslam dünyası ortada. Bunun müsebbibi Hazreti Osman değil. Bu fikir. Kılıçla gidilip arkasına gidilmemesi bir daha. Af buyurun. Daha önce konuştuk. Burada hepinizin karşısında Emir Hoca'ya da söyledim. Osmanlı'da çevrilmiş tek bir tane yabancı dile çevrilmiş Kur'an yok. Hani İslam fethi? Yunan'a gidiyorsun, alıyorsun. Yunanca bir tane Kur'an'ın yok. Hani İslam fethi? Zoraki etme, dayatma ama anlat Kur'an'ı bari yabancı dile çevir. Misyonerlik yap filan demiyorum. Ama Hazreti Ömer'in yaptığını niye yapmıyorsun? Hazreti Ebu Bekir'in yaptığını niye yapmıyorsun? Niye gittiğin yere Kur'an'ı da götürmüyorsun? Hoşgörüne lafım yok. Hazreti Ömer hangi birini zorla Müslüman etti? Kudüs'te gidip şeyde benden sonra yıkarlar diye kilisenin içinde namaz kılmadı. Kilise vardı. Güneş beyinleri yakıyor. Diyorlar içeride kıralım. Allah Resulü dedi ki ehli kitabın mabetlerinde namaz kılınır. Kılarım da diyor. Benden sonra burayı cami yaparlar. Güç tamamen İslam'da. Kimi zorla Müslüman yaptı? Kimin mabetlerini ben size yazdım burada geçen hafta. Bütün dinlerin mabetleri bizzat müstahdemler tarafından temizlenecek diye genelge yayınladı. Ve eğer kilisenin müstahdemi İlgilisi bunu para bulamayacaksa halifeye gelecek ya da valiye gelecek. Beytülmal'den verilecek. Kilisesini, hahamını temizle sinagogunu temizleyecek. Bunu söylüyordu. Osmanlı niye yapmıyor bunu? Emevi niye yapmadı? Ya Emevi Müslümanın yani Berberilerin Müslüman olmasını engelledi. Müslüman olurlarsa haraç vermeyecekler diye. Müslüman olurlarsa cizye vermeyecekler diye. Müslüman olmasını engelledi. Müslüman olursa namussuz elin berberisi gelecek, Arap'la bir olacak diye. Bir gün konuşuruz Mısır'ın niçin savaşsız Müslüman olduğunu. İran'ın zırt diye bir savaştan mağlup oldu diye bir millet İslam'ı kabul eder mi? Bir savaşı yenildiniz diye herkes İslam olur mu? İran niye İslam oldu o gün acaba? Bir konuşuruz bunu bir gün. Mısır niye İslam oldu zırt diye konuşuruz. Keza Türkler niye Müslüman oldu zırt diye konuşuruz. Bunlar savaşsız Müslüman oldu tabii. Niye Müslüman oldular? Bir gün bunu konuşuruz. Ama bakıyorsun yok işte. Hazreti Osman'la başlayan, yani Muaviye'nin kontrolünde olan fetih politikasında altı yok işte. Ve devamında da yok. Emevi'de de yok. Abbasi'de de yok. Selçuklu'da da yok. Osmanlı'da da yok. Safevi'de de yok. Endülüs'te de yok. Yok. Endülüs'ü gaza geldim. Onlarda var. Yok. Gerçekten yok. Şimdi nerede bu fetih, İslam fetihleri? Nerede İslam fetihleri? Osmanlı'yı çok seviyorlar. İşte. Amacım Osmanlı'yı tartışmak değil. Onu tartışacağız. Ama hayır ben demiyorum. Öyle bir şey demem. Osmanlı bu tarafıyla meşhurdur. Ama niye sen hadisleri tercüme etmiyorsun? Niye Kur'an'ları tercüme etmiyorsun? Aha bunu en iyi bilecek adam aramızda işte kütüphanede. Emir Hoca. Gidin bakın abi var mı? Farsça, Arapça. Başka bir dil yok. İtalyanca Kur'an'ı bulamadım.
anlamadık biz. Hala yani. Ya ben diyorum ki hiçbiri yok. Zaten bu benim iddiam değil ki. Bu Abdülaziz Bayındır'la Mustafa İslamoğlu'nun iddiası. Yoksa böyle bangır bangır bağırmazdım bir yerden çıkar diye. Peki nerede İslam fetihleri? Yani Müslüman'ın bir yeri fethetmesi de güzel, ayrı mesele. Ama İslam fethi tırnak içinde o ünlemli bir ifadedir o. İslam fethi Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer'in yaptığı fetihlerdir. Özür dilerim. Af buyurun. Haddimi aşmayayım ama dahası yok. Hazreti Osman'da da. Evet bu. Bu ikincisidir Hazreti Osman'ın valilerden sonra. Bu ikincisidir. Altını desteklemedi. Üçüncüsü insanları işte eğitmedi. Yani insanları artık Kur'an'la kastetmiyorum, ilmi olarak da eğitmedi. İşte o yüzden dedikodular, söylentiler yürüdü, bir bin oldu. Hani hep anlatıyoruz ya İbn Mesud'la rivayete göre Hazreti Osman ya da Hazreti Ömer arasında geçen. Halifedir bir içtihat koyuyor, İbn Mesud diyor yok. Bu böyle değil. Tartışıyorlar, daha sonra diyorlar ki sen ne yapacaksın ya İbn Mesud? Vallahi yanlış söylüyor, ben öyle düşünmüyorum diyor. Peki sen neye uyacaksın? Ben diyor ona uyacağım halifeye. Niye? Çünkü fitne en kötüsü. Bu aklı mümeyyiz olan bir adam. İlmi bunu bu noktaya getiriyor. İlmi o akla sahip oldurtuyor. Peki cahil adama bunu söyler misin? Cahil adama diyorsun hoca efendi şöyle dedi. E o zaten sünnetsiz diyor. O zaten Müslüman değil, o İngiliz ajanıymış diyor. E falanca hoca efendi o zaten diyor gavur. E falanca hoca efendi iyi de o da diyor Şia. Yani aklı o tartışmaya girmeye yetmiyor ki. Gireceğine sünnetsiz desin, bu adam Hristiyan desin, bitsin. En güzeli değil mi? İşte Hazreti Osman'a Medine'deki sahabeler anlayışla karşılıyordu. Ha diyordu bu yapılabilir. Dışarıdakiler, insanlar ya kendini Resulullah'la bir tutmuş, kütüğün tepesine çıkmış diyor. Resulullah'ın içtihatını değişti. İşte bu üçü abi. Kur'an'ı götürmüyorsunuz. İlmi götürmüyorsunuz. Bunun olmadığı yerde de dedikodu oluyor. Başka bir şey olmuyor. Şu an içinde bulunduğumuz cehalet budur. Biz ilim konuşuyoruz diye dedikodu yapıyoruz. Biz derken aklımıza gelen hoca efendileri kastediyorum ha. İlim yapıyoruz diye dedikodu yapıyoruz. Bunları toparlamayın. Lillahi Teala'l-Fatiha.